Türkiye'de yerleşim yerlerinin özellikle en büyük dertlerinden birisi içme suyudur biliyorsun. Evet. Hele hele bütün ilçelerin sorunu. Yeni yapılaşmaya başladığı zaman bir de dışarıdan da göç alacaksanız gelecek adam bir temizlik ister. Temizlik hizmetlerini ister. Bir de suyun yanaşmasını ister. Evet. Yani gitti geldiği yerde mutlaka bunlar oluyordur. Yani öyle bir saat bile suyu kesseniz oy nasıl belediye başkanı derler. Ama 24 saat akıntısında da Allah razı olsun başkan suyu akıtıyor demez o insanlar. Sıkıntı var mı cuma yerinde? Su sıkıntısı... Hoş baraj da burnunuzun dibinde ya oradan bir hortum bağlar çıkarsın. Burnumuzun altında olduğu için yukarı çıkması zor oluyor. Çıkmıyor. Su kaynağımız şu anda belki bir 10 yıllık var ama 10 yıl sonra sıkıntı yaşayacağımız kesin. Bununla ilgili çalışmalarımızı şu anda yapıyoruz. Alternatif olarak özellikle yaz döneminde birkaç gün önce dağları gezerek su kaynakları bulabileceğimiz yerleri tespitini yaptık. Planlamayı bugünden yapalım dedik. Çünkü gelecekte sıkıntısı yaşamayalım. Gerçi daha önceden biz Uğur Suyu'ndaki projeye dahil olduk ama herhalde bildiğim kadarıyla o Düzce'ye tahsis yapılacakmış. Bize Hasanlı Barajı'ndan düşünüyorlar. Ama biz o zamana kadar alternatif olarak kendimiz bölgelerimizden su kaynaklarını sağlıklı bir şekilde cumayene getirmek istiyoruz. Gelecek inşallah. Önümüzdeki yıl bunu burada program olursa açıklarız. Tamam. Getirdik deriz inşallah. Tamam. Ama şu var. Bütün belki her yerde bu sorun. Kaynaklarımız bizim yağmur yağdığında çamur olarak topraktan çıkıyor aslında. Bizim suyumuzun akarı yok. Direkt gözünden çıkıyor kaynak halinde isale hattımıza giriyor ama buna rağmen çıkarken çamurda çıkıyor yağmurlu havada. Bu da bizim için bir ızdıraptı hakikaten. Halkımıza ben hak veriyorum. Kendim de içemiyorum o süreçte. Çünkü çamur akıyor. Yemek de yapamıyorum. Bulaşık yıkayamıyoruz. Sıkıntıydı. Bu da bizim taahhüdümüzdü. Gelir gelmez dedik ki biz bu arıtmayı yapacağız. Bu içilebilir suyu bu halkımıza içireceğiz dedik. İhalesi bitti. Şu anda müteahhitlerimiz kazma vurdu. Belki bilmiyorum fotoğrafı orada vardır. Kısa bir fotoğraf vardı orada. İnşallah müteahhitin sözleşmesi 2017'nin Mart ayının sonu ama biz bu yıl sonuna kadar burası değil. Bu yıl sonra, yıl sonuna kadar bitireceğiz. Halkımıza bu suyumuzu içilebilir halde sunmuş olacağız. Bu şey mi? Kanalizasyon falan mı? Herhalde kanalizasyondur. Evet, kanalizasyon hattıydı. Güzel. Sulayı geliyorsa, sulayı ilgili de problem yoksa. Arıtmada iyi bir arıtma yapıyoruz. Ha bu? Evet, bu. Burası. Evet, burası. Mevcut su depomuzun yan tarafında 1500 tonluk yeni bir depo ile birlikte modern bir arıtma sistemi kuruyoruz. Yani son sistem bir arıtma sistemi. Yani, ayrıca bir de şu var, suyun gözünden buraya kadar olan yaklaşık 5 kilometrelik bir isale hattımız vardı bizim. Asbest boru dediğimiz yani boru. Onun da ihalesi bitti. Müteahhit önümüzdeki perşembe günü gelecek. Orayı da inşallah bu yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Yani müteahhitin durumuna göre ihalesi bitti. 5,5 kilometrelik o hattımızı da değiştireceğiz inşallah. Normal hattımız 300'lüktü. Bu hattımızda 400 olarak gelecek. Yani suyu biraz daha çoğaltmış olacağız. En güzel canım. Hem de sağlıklı su için. Tabii sağlık. Aslında çamur akmadığı zaman nötr bir suyumuz var. Çok sağlıklı bir suyumuz var. Verileri, oranları çok iyi. Ama işte yağmur yağdı mı çamur akıyor. Ben de üzülüyorum. Kış boyu hep çamurlu mu akıyorsun? Hep değil. Belli zamanlarda akıyor. Mesela kar erimeye geçtiği zaman, yağmur yağdığı zaman. İşte şu anda mesela bulanık. Tam bir saf şu su değil yani. İçilebilir halde değil. Üzülüyoruz. Ama düzelecek. Cumhur halkına bir şey daha söyleyeceğim ben. Özellikle kurak zamanlarda kaçak su olarak su kullanıyorlar. Tarla bağ bahçe suluyorlar. Ve de diğer binalarda, bazı binalarda evlere su çıkmaz hale geliyor. Lütfen o kardeşlerimize diyoruz ki Allah rızası için kaçak su kullanmayalım. Tarla, bağ, bahçe sulamayalım. Çünkü yan tarafta komşu susuzken biz suyumuzu farklı yerde de harcamayalım. Bu vebaldir, kul hakkıdır. Çünkü biz bu sularla abdest alıp namaz kılıyoruz. Allah'a yalvarıyoruz. Yani hiç olmazsa helal suyla abdest alıp namaz kılalım. Duamızı ona göre yapalım diyorum. Doğru canım ya. Şey yok mu cumayende? Artezyen falan çakmak? Yok, şu anda yok. Bizde pek su çıkmıyor artezyen. Çıkmıyor mu? Yok.